Beğen tuşuna unutmadan şimdi basarsanız faydalı olur. Beni Patreon'dan da destekleyebilirsiniz. Hepinize merhaba. Belki yeni tanışacağınız bir konukla karşınızdayım. Profesör siyaset bilimci Naim Kapucu. Kendisi Florida'da bir üniversitede uzun yıllardır hocalık yapıyor, siyaset bilimcisi. Bugün güncel siyasetten çok Türkiye'de olan herkesin hayatını etkileyen bir konuya değineceğiz. Deprem ve deprem sonrasında nelerin yanlış gittiği, nelerin farklı yapılabileceği. Peki bunu neden Naim Kapucu ile konuşacağım? Çünkü kendisinin uzmanlık alanı afetle mücadele, afet yönetimi, kriz yönetimi. Lafı fazla uzatmadan önce Naim Bey'e hoş geldiniz diyorum ve kısaca kendisini tanıtmasını rica ediyorum. Hoş bulduk. Her şeyden önce çok teşekkür ediyorum davet ettiğiniz için. Ümit ederim iyi bir verimli bir sohbet etmiş oluruz. Başlamadan önce özellikle tabii ülke olarak belli coğrafyadaki yaklaşık 16 milyon insan ciddi etkilendi. Yaşamını yitirenlere başsağlığı, onun dışında ailelere de sabır diliyoruz. Zor bir dönem. Hem deprem arkasından detayları konuşacağız sanıyorum. Zor bir dönem. Ümit ederiz hem uluslararası örgütlerin desteğiyle, sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle, devletin daha iyi bir şekilde organize olmasıyla hak ettikleri servisi, hizmeti görürler. Ve en kısa zamanda hayat kolay değil tabii. Belki yıllar alacak o hayatın normale dönmesi ama ümit ediyoruz o hayatın normale dönmesi hızlanmış olur. Kısaca kendimden bahsedecek olursam aslında çok yapmadığım sohbetlerdi bunlar. Yani çok fazla da kendimden bahsetmeyi sevmiyorum. 95 yılında ben Türkiye'de Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezunum, 92 yılında. Aynı zamanda yönetim biliminde Gazi Üniversitesi'nde yüksek lisans yaparken Amerika'dan burs aldım ve buraya geldim. Carnegie Mellon Üniversitesi'ne yüksek lisans için. Yine aynı şehirde, Pittsburgh'da, University of Pittsburgh'da doktoramı bitirmiş oldum. Buraya gelmek, çok fazla yurt dışına gelmek, akademisyen olmak hep hayalimdi benim açıkçası. Üniversite yıllarından beri, hatta üniversitenin fakültenin birinci senesinden beri. Ama Amerika'ya gelmek öyle çok fazla planladığım bir şey değildi. Zamanla gelişti. İyi ki de öyle olmuş açıkçası. Buraya gelmiş olmak, burada iyi bir akademik yüksek lisans doktora eğitimi yapıp dünya çapında üniversitelerde hocalık yapmış olmak benim için ciddi bir avantaj oldu. Şimdi rahmetli Peder Bey şey demişti bana, git ama 6 ay sonra gel demişti. 28 sene oldu. Amerika'dayız. Tabii gittik geldik Türkiye'ye. Farklı bakanlıklarla ortak çalışmalar yaptık. Liderlik geliştirme programları yaptık. Tabii kriz yönetimiyle alakalı benim ilgim yaklaşık 22 sene önce 11 Eylül olaylarıyla birlikte. 11 Eylül olaylarında federal devletin yerel yönetimlerle ve sivil toplum kuruluşlarla, uluslararası örgütlerle nasıl koordine etti, iletişim nasıl sağladı konularını daha çok çalışmıştım. Sonra Florida'ya gelince aslında dedim ben bu konular çok beni cezbetmiyor. Daha çok uluslararası ilişkiler alanına yoğunlaşayım. Ve afet yönetimi, kriz yönetimi çok ilgilenmeyi istemiştim açıkçası. Ama işler planladığım gibi gitmedi maalesef. Florida fırtınalarla meşhur bir yer. Ben geldiğim senenin ertesinde 4 fırtına 5 hafta içerisinde birlikte geldim. Dolayısıyla hem birazcık doğal seyri içerisinde zaten o konuları biliyor olduğum için biraz da afet yönetimine kaymış olduk kriz yönetiminden. Sonrasında maalesef dünyanın her tarafından bir sürü Türkiye'de 99 yılındaki deprem gibi Japonya'da, Hindistan'da hem terör olayları hem diğer krizi tetikleyen başka olaylar çok olduğu için ondan çok uzak kalamadık açıkçası. Her ne kadar akademik çalışmalar olarak belki %40'ını 50'sini oluşturur benim kriz yönetimi, afet yönetimi çalışmalar ama daha çok davet edildiğim her yerde, son zamanlarda Avustralya'dan geldim, Çin'e gittim, Japonya'ya gittim. Genelde bu konularla ilgili insanlar konferanslara çağırıyorlar ve uzmanlıkla ilgili fikir sormak istiyorlar. O zaman ben hemen 1 milyon dolarlık soruya girmek istiyorum. Türkiye neden bu deprem felaketinde 99'dakinin neredeyse aynısını hatta daha beterini yaşadı? Aradan geçen 24 yıla rağmen neden Türkiye bu felaketlerde çok büyük can kayıpları veriyor? Neden ders alınamıyor Türkiye'de? Ders alınamam ama biraz sadece Türkiye'ye has bir şey değil maalesef. Dünyanın farklı ülkelerinde de var. Yani Haiti'de gördük, başka yerlerde gördük ama Japonya gibi hatta bir Şili örneğinde Amerika'da kısmen, Avustralya afetlerden, krizlerden ders çıkarıyor. Bunun olumlu örneklerini gördük. Belki problemin bir yönü şu, afetler, krizler çok sık olmadığı için insanlar unutuyorlar. Hem halk unutuyor, yurttaşlar unutuyor. Hem de maalesef devlet idarecileri, seçilmiş politikacılar unutuyorlar bunu. Şimdi sık olmayınca, yatırım yapılmayınca da böyle problemlerle karşılaşıyoruz.
Aslında depremler, afetler bir fırsat doğuruyor insanlara. Belki normal zamanda yapamayacakları çapta değişiklikleri yapmaları mümkün. İşte Amerika'da bunu 11 Eylül'den sonra koskoca bir İç Güvenlik Bakanlığı kuruldu. Yani bir Amerika'daki Savunma Bakanlığı'ndan daha büyük çapta bir devletin reorganizasyonu yapıldı, yeniden yapılanması yapıldı. Bu 11 Eylül'deki o problemin, yanlışlıkların, işte koordinasyon eksikliklerin, devlet arasındaki devlet birimleri arasındaki iletişimin zamanda yapılmaması gibi sebeplerden dolayı bu fırsat olarak hem Kongre tarafından hem de idari açısından, yönetim açısından iyi değerlendirildi. Çok ciddi değişiklikler yapıldı. Ha, bu değişikliklerin hepsi çok mu iyi ayrı mesele, tartışılabilir, ama o bir fırsat olarak değerlendirildi. Ciddi yapılanmalar, yeniden yapılanmalar gerçekleştirildi. Hızlı bir şekilde, hem de birkaç sene içerisinde, 2 sene içerisinde. Şimdi Türkiye'de eskilerden Erzincan depremi var. Çok bilinen 1930'lar, 39'lar. Arkasından gene 90'larda bir Erzincan depremi var. 99'daki İstanbul depremi hakikaten çok korkuttu insanları. Ve bir kısım değişiklikler de yapıldı. Binaların standartlarının yükseltilmesi gibi vesaire. Ama bu hakikaten hem devlet idaresi anlamında hem de halkın bilinçlendirilmesi adına, mesela özellikle afet yönetiminde afet bilinçlendirilmesi, sadece tepeden inme, devletin idaresi, koordinasyonun ve idarenin iyi olmasından ziyade halkın bilinçlenmesi de çok önemli. Dolayısıyla devlet olarak organize olma bir AFAD'ın kurulması neredeyse 20 sene aldı. Yani 1999'dan 2009'a kadar devlet teşkilatında ciddi bir yeniden yapılanmaya gidilmedi. Ve bu konuyu koordine edecek müesseseler, devlet içerisindeki birimler maalesef organize olmadı. O dağınıklık epey bir süre devam etti. Onun dışında halkın bilinçlendirilmesi adına, halk eğitimi adına da ciddi çalışmalar olmadı. Yani en son gördük bu depremden önce bir ulusal düzeyde bir tatbikat hakikaten güldürdü insanlar. Yani dünyanın her bir tarafında böyle bir tatbikat olmaz. Dolayısıyla hakikaten çok önemli bir soru. Böyle kısa bir kestirme cevap vermek zor. Ama bunlar keşke fırsat olarak değerlendirilseydi. Hem binaların standartlarının yükseltilmesi, hem bunların denetiminin yapılması adına. Akademik kurumlar var. Ben son birkaç gün önce baktım. Özellikle meslek yüksek okullarında var. Farklı üniversitelerde var. İstanbul Teknik'ten, İstanbul Üniversitesi'nden, oradan Çanakkale Üniversitesi'ne, Dokuz Üniversitesi'ne. Aslında 10 senedir ciddi artış oldu akademik programlarda. Ama bunlar ne kadar sistematik programlar, ne kadar hem devlet idarecisine liyakatli eleman yetiştirme adına, hem halkın bilinçlendirmesi adına neler yapıldı? Bunlar açıkçası çok başarılı olduğunu düşünmüyorum. Tam da onu soracağım aslında. Yani evet, üniversiteler kağıt üstünde bir sürü bölüm olabilir ama bunlar acaba ne kadar dolu ya da oradan ne kadar donanımlı insanlar çıkıyor? Kağıt üzerinde Türkiye'de anayasa da uygulansa Türkiye belki bir hukuk devleti olabilir ama pratikte öyle olmadığını biliyoruz. Şimdi şöyle bir örnek vereceğim. Bu kadar büyük bir felaket yaşandı. İnsan bazı görüntüleri ve kayıtları izlemeye bile dayanamıyor. Ölü sayısı tam olarak bilinmiyor bile. En son rakamlara göre 50 bine yakın ama bir sürü insan bunun çok daha yüksek olduğunu düşünüyor. Zaten devlet bu konuda da şeffaf değil. Ama buna rağmen bir tweet gördüm bütün bu felaketlerin sonrasında. İstanbul'da birisi diyor ki binamızı kontrol için bodrum kata indik. 70'lerinde bir teyze geldi, dedi ki sen bizi bu saatten sonra evsiz mi bırakacaksın? Yani şöyle düşünüyor: eğer binam çürük çıkarsa beni buradan atarlar, evsiz barksız kalırım. Kendince haklı gerekçeleri var belki. Ama deprem riski de her tarafı beton dolu, parkı bile kalmamış bir şehirde çok büyük bir tehdit. Her an olabilir. Ne zaman olacağını bilmiyoruz. İnsanlar da bu kadar büyük felaketten sonra bile ya işte biz yine de statükoyu devam ettirelim bakış açısı var. İşte birisi şey yazmıştı. İnsanlar ağır hasarlı binaları için orta ya da hafif hasarlı rapor almaya çalışıyor ki evlerin değeri düşmesin. Bu zihniyet nasıl değişir? Yani Amerika'da ya da gelişmiş ülkelerde bu endişeler her yerde olabilir. Para, insanların işte sokakta kalma endişesi. Burada devlet mi devreye girmeli? Ne olmalı? Yani burada hem işin mühendislik boyutu var. Yani mühendislik olarak benim tez hocam ODTÜ'deki bir mühendis hocayla birlikte bir kısa makale yazdılar. Aslında onların söylediği önemli bir nokta vardı. Şimdi kendisi Türkiye'de aslında alan çalışması yapmak için devlet idarecilerine fikir vermek için, açıkçası danışmanlık yapmak için orada idari koordinasyon açısından kısa 3-5 günlüğüne gidip geri gelecek. Şimdi onların söylediği şu husus var, bence çok önemli.
Türkiye'deki mühendislik standartları, hatta iyi mühendislik okulları da var. Mühendislik standartları değil, bir Amerika'daki Kaliforniya ayarında belki, Japonya ayarında mühendislik standartları, bina standartları yeni getirilmiş ama bunlar uygulanmaya konmuyor. Gerek müteahhitlerin belki ucuz iş yapma isteğinden, gerek müşterinin, ev alacak insanların, kiralayacak insanların ucuza kaçmak istemelerinden o bilinç maalesef yerleşmiş değil yani. Tabi bu arada politikacılar açısından da, siyasetçiler açısından bu bir oy kapısı. Ne kadar insana çok imar affı verirlerse, halbuki bu ciddi bir problem. Yani hayat endişesi, insanların belki mal kaybını yaşayacaklar, can kaybını yaşayacaklar. Bunun ciddiye alınması lazım. Burada da dinlemeyen insanlar oluyor. Yani maalesef Amerika'da, ama hem halkı bilinçlenme adına, mesela burada marketler var, şeyler, bu inşaat malzemesi satan yerler. Orada Federal Kriz Yönetim Merkezi'nden, Devlet Bakanlığı'ndan yani insanlar masa kuruyorlar. Belli dönemlerde inşaat yapanlara rehberlik veriyorlar. Sıradan insanlara, vatandaşlara yani broşür veriyorlar. Evinizin sağlamlığı nasıl ölçersiniz, müteahhitle konuşacaksınız, hangi hususlara dikkat edersiniz? Bu konuda ciddi bir halkı bilinçlendirme kampanyası var. Aynı zamanda okullarda dersler anlatılıyor. Türkiye'de mesela bu çok olmuyor. Ben çocukluk yıllarımda hatırlamıyorum mesela afetin, depremin kısmen 12 Eylül öncesinde bizim bu okulumuz, ilkokullar, ortaokullar kısmen duyduğumuz şeyler var ama sistematik olarak deprem olduğunda neler yapılır, fırtına olduğunda neler yapılır bunları biz görmedik. Akademik olarak sebebi nedir bilemiyorum. Mesela 5. sınıflar en ideal dönemmiş çocukların 5. sınıfta afet bilinci verme adına. Mesela bunlara dikkat edilebilir. Keşke yapılabilse, çocukken insanlara bu bilinç verilse. Japonya'da çok iyi yaptıkları şeyler bunlar. Şimdi mesela Amerika'da fırtına geleceğini önceden biliyoruz biz. Belki bir hafta önceden ama nereye vuracağını tam bilemiyoruz. Devlet görevlileri muhtaç yarım saatte bir anons yapıyorlar. İşte yerlerinizden çıkacaksınız, evleriniz şu standartlardaysa kalabilirsiniz, evleriniz şu tarihlerden sonra yapılmışsa kalabilirsiniz ama bunun şartlara uymuyorsa evinizi terk edin, güvenli yerlere gidin. Şimdi bunu dinlemeyenler hayatlarını kaybetme tehlikesi var. 2004 yılındaki afetten, fırtınadan ben bahsettim. O dönemde mesela 117 insan hayatını kaybetti Florida'da 4 fırtına boyunca. Bunların çoğu da dinlemedikleri için hayatlarını kaybettiler. Yani devlet evinizden tahliye edin diyor. Evinizi dinlemiyorlar mesela. İşte su birikintisi varsa elektrik kaçağı olabilir, onlara dokunmayın. Ve işte elektrik kablosu. Bu tür şeylere dikkat etmeyen insanlar hayatlarını kaybettiler ki yani yaklaşık 9 milyon insan etkilendiği bir fırtınada bu rakam az gelebilir ama dinlemiş olsalardı belki bu da olmayacaktı. Şimdi Türkiye'de özellikle Hatay'da bir ilçe, ismini hatırlayamadım şimdi. Orada yani bir iki binada cam kırığı var veya küçük bir de hasar var. Çünkü kurallara riayet etmişler. Üç kat bina yapılacaksa üç kat yapmışlar. Belki kumuna, çakılına, çimentosuna dikkat ettiler. Bunlara dikkat edilmeyince bu binanın böyle bir depreme karşı dayanıklı olmadığını onu yapanların da bilmesi lazım. İçinde oturanların da bilmesi lazım. O bölgedeki idarecilerin de bilmesi lazım. Pamukkale Üniversitesi'nde bir profesör arkadaşım araştırdı kendisi. Oradan fotoğraflar ve videolar paylaşıyor. İnanılır gibi değil. O binalar çökmüş. Yani bu çimentonun kalitesiz olduğu belli. Demirler kırılmış. Demirler bağlanması gerektiği yerden bağlanmamış. Yani mühendisler bunu bilmiyor değiller ama yapanlar kurallara uymadığı için, sertifikası olmadığı için, denetimi yerine yapılmadığı için maalesef böyle korkunç bir felaketle karşılaşmış olduk. Şimdi bu özellikle afet yönetimiyle ilgili bunun mertebeleri var. Çok işin akademik kısmına girmek istemiyorum ama afete hazırlık döneminde eksikler yapılmışsa afet döneminde hem işin koordinasyonu çok kolay değil hem de insanların bu zarardan korunması da kolay değil maalesef. Hatta rakama dökmüşler bunu. Afet öncesinde yapılan 1 dolarlık yatırım 4 dolar kâra sebep oluyor. Şimdi düşünün yani ekonomik etkisi bu tabii birinci önceliğimiz değil şu anda. İnsanların Canım. önce hayata, normal hayata atılması ama bunlara dikkat edilseydi biz hani rakamlar insan insan, bir insan, iki insan, üç insan o rakamlara bakıp takılmıyoruz biz. Ama keşke sayı daha az olsaydı. Keşke ekonomik etki daha az olsaydı ve bu insanlar okula gidecek çocuklar okullarına gidebilselerdi. Bunlar olmayınca şimdi hakikaten işler acısı manzaralar seyrediyoruz. Çadırlarda imkansızlıklar içerisinde. İşte 10 gündür, 15 gündür banyo imkanı bulamayanlardan bahsediyorsunuz. Okullar zaten tatil.
hasar görmüş. Yani hayata normale dönmesi adına afet öncesinde yapılacak hazırlıklar onu daha hızlandırılacak. Şu anda onlar olmadığı için maalesef hem ciddi bir hasar gördük, can kaybı gördük ve muhtemelen hayata normale dönmesi de seneler alacak o bölgede maalesef. Yani her işte olduğu gibi bunun bir öncesi var, önceki hazırlığı var ve düğmenin baştan yanlış iliklenmesi gibi baştan yapılmadığı zaman sonunda da ipin ucu kaçıyor. İkinci kısmı o yüzden gelmek istiyorum. Bir de bu işin afet sonrası var. Diyelim ki binalar yeterince düzgün yapılmadı, denetlenmedi, rüşvet var, yolsuzluk var, hukuksuzluk var. İşte bildiğimiz üçüncü dünya ülkesi halleri maalesef. Ne bileyim işte üç katlık yere izinle birisine rüşvet veriyorsunuz belediyede, orada burada ya da daha yüksek yerlere. Ondan sonra işte 10 kata çıkıyor vesaire. Bir de Maalesef. ama ikinci boyutu var. Orada da can kaybını artıran önemli faktörlerden biri, artık herkes bunun üstünde hemfikir ki maalesef bütün propagandanın aksine devlet orada yoktu. Yani 3 gün, 4 gün insanlardan artık bunu daha çok duyuyoruz. Özellikle bu sağ kurtulanlar bir şekilde anlattıkça. 6 gün boyunca de yardım gelmesini bekleyenler var. Kendi idrarını içmiş olanlar var. Yani hayatta ne hikayeler, korkunç ötesi travmalar. Hazırlığı yapamadık, evet, devlette, toplumda. İşte deprem vergisini falan, artık oralara girmiyorum bile, o paralara. Zaten Türkiye'de para işlerinin ne olduğu malum. Bunu konuşmaya bile gerek yok artık. Normalde düşündüğünüz zaman ülke ne kadar otoriter olursa olsun, bir devlet başkanının kendi imajı ve kendi prestiji için kendi açısından şöyle düşünür: İşte ben de mümkün olduğu kadar az hasarla atlatayım ki meşruiyetim artsın vesaire. Ama Türkiye'de böyle olmadı. 3-5 gün kurumlar koordine olamadı, tek bir kişinin emri beklendi, ordu sahaya çıkmadı. İşte zaten yerel yönetimler yine herkes bir kişinin ağzından çıkan lafa baktığı için öyle. Amerika ile ya da diğer gelişmiş ülkelerle kıyaslandığında bu yönetim zaafı ve afetten sonraki zaaflardan biraz bahsedebilir miyiz? Belki bu benim özellikle çalıştığım konularla alakalı olduğu için bu konuda daha rahat konuşabilirim. İşin mühendisliği kısmı benim çok işim değil ama herkesin bileceği şeyler. Standartların olması, sertifikasının olması, mühendislerin ve mimarların işin başlangıç aşamasında buna dikkat etmesi. Şimdi bunlar olmadı. Devlet yapılması gereken temel şeyler var. Bir planlama yapılması lazım. Afetin büyüklüğüne göre her türlü afete bir devletin hazırlanması mümkün değil. Bunu Amerika gibi güçlü bir ekonomi de yapamıyor. Avustralya gibi bir refah devleti de yapamıyor. Yani her türlü depreme, her türlü afete hazırız demek belki mümkün değil. Ama yapılması gerekenlerin hepsi yapıldı mı? Belki sorulması gereken soru bu. Nerelerde eksikler yaptık? En önemli husus burada planların olması. Yani böyle bir afet olduğunda, deprem olduğunda devlet kurumları arasındaki koordinasyonu nasıl sağlayacak? Bunun yazılı dokümanları var. Ben biraz zaman ayırıp Kahramanmaraş'a baktım örnek olsun diye. Maalesef planlarda çok ciddi eksikler var. Yani bir lise, üniversite ders kitabında olabilecek coğrafya bilgileri var. Potansiyel riskler anlatılmış. Ne tür riskler olabilir? Ama bunlara karşı devlet ne tür önlemler alacak? Bu afet olduğunda merkezi hükümetin rolü nedir? AFAD'ın rolü nedir? Yerel yönetimlerin rolü nedir? Bunlar üzerinde ciddi bir koordinasyon mekanizması olmamış. Şimdi bunun olması birinci öncelik. Yani planlamanın yapılması lazım. Belli bir ölçekli deprem olduğunda hangi devlet kuruluşları devreye girecek? Burada kaymakamın rolü nedir? Belediyenin rolü nedir? Cumhurbaşkanının rolü nedir? Şimdi burada tabii şu söylenebilir. Yani Cumhurbaşkanının ne işi var burada? Bir, bu çok büyük çaplı bir afet olduğu için birinci sorumlu Cumhurbaşkanı, devletin idarecisi olarak. Ve biz şunu diyoruz. Herhangi bir ülkede afet yöneticisi nihai olarak sorumlu olan en tepedeki seçilmiş insandır. Amerika'da başkan, işte eyaletlerde vali, illerde işte bölgelerde de seçilmiş belediye başkanları. Türkiye açısından baktığımızda da aynı şey. Belediye başkanları bundan birinci sorumlu. İşte İçişleri Bakanı gibi atanmış bakanlar sorumlu. Seçilmiş belki o bölgenin diğer seçilmiş insanlar sorumlu. Ama hepsinden önemlisi Cumhurbaşkanı gibi, İçişleri Bakanı gibi bu işte direkt olarak ilgisi olan, doğrudan ilgisi olan insanların sorumluluğu çok önemli. Peki bunu bir Cumhurbaşkanı'nın, bir İçişleri Bakanı'nın bunun bütün detaylarını bilme şansı var mı? Muhtemelen yok. Vakitler yok. Çünkü ülkenin bütün meseleleriyle ilgileniyorlar. Sadece bu işe kafa yorup bu işe uzman olma şansları yok. Peki nasıl idare edecekler? Bu işin uzmanlarını bulacaklar. Dolayısıyla profesyonel olarak bu işi yapabilecek en iyi insanlar görev başında mıydı? Ve onlar hakikaten yapmaları gerekenleri baştakilere sormadan yapabildiler mi? Burada iki tane prensip var. Bir, bütün afetler politiktir.
Bunda ne kastettiğimi açıklayayım birazdan. İki, bütün afetler yereldir. Ne demek bütün afetlerin yerel olması? Yerelde insanların hazır olması lazım. Bu halk olarak, yurttaş olarak, sivil toplum olarak ve aynı zamanda oradaki idareci olarak hazır olmaları lazım. Ve bunlar yereldeki insanlar o kendilerine verilmiş yetkilerin rahatlığıyla hareket edebilmeleri lazım. Sizin de ifade ettiğiniz gibi yani biz bunu Türkiye'de görmedik. Ben haberleri okuyorum. Sosyal medyayı anlaşılır gibi değil. Cumhurbaşkanının talimatıyla böyle bir şey. Cumhurbaşkanının talimatı niye olur? Yani bunu söylemeyen AFAD bunu söylüyor. Bakanlar bunu söylüyor. Yani böyle bir felaket yaşıyorsunuz. Siz kimsenin talimatına ihtiyacınız yok ki sizin. Besmele gibi olmuş değil mi hocam? Yani besmelesi Türkiye'nin Cumhurbaşkanımızın talimatıyla onsuz Çok garip başlayamıyorlar. geliyor. Yani 20 senedir Amerika'da kriz yönetimi, yönetimi çalışan bir insan ama çok garip geliyor. Yani tabii ki önemli. Cumhurbaşkanının bu işten haberdar olması lazım, koordine etmesi lazım ayrı mesele ama bunu yaparken liyakatlı insanlar iş başındaysa zaten onlar ne yapılması gerektiğini biliyorlar. Uluslararası örgütleri nasıl koordine edeceğini biliyorlar. Bir Kızılay'la nasıl koordine edilmesi gerektiğini biliyorlar. Şimdi bunlar maalesef olmadı. Bir de felsefi bir prensip olarak yanlış yaklaşımlar var. Bunu siz de görmüşsünüzdür. Mesela devlet şerik kabul etmez deniyor. Devlet şerik kabul etmez ne demek yani böyle bir dönemde? Devlet bütün şerikleri kabul eder, ortakları kabul eder. Sivil toplumla çalışıyor, yurttaşla çalışıyor, yardıma ihtiyacı olan herkesle çalışıyor. Benim hiç unutmadığım bir şey var, manzara var. Televizyon mülakat yapıyorlar Amerika'da 11 Eylül'den sonra. Bir tane tır kullanıcısı tırağına binmiş şeyde New York'a gitmiş. Şey soruyor kameraman niye geldin buraya 11 Eylül'den sonra? İhtiyaç vardır bana diye düşündüm diyor. Böyle yani bir afet kriz döneminde insanlar iyilik yapmak istiyorlar. İnsanlar destek olmak istiyorlar. Şimdi siz bunlara siz gelmeyin. İşte Yunanlar gelmesin, İsrail. Halbuki İsrail bu konuda dünyanın en iyisi. Yani arama kurtarma çalışmaları konusunda. Japonlar bu konuda dünyanın en iyileri. Bunların tabii ki desteğe ihtiyacımız var. Biz bunlara Amerika bunu demiyor, Avustralya bunu demiyor. Devlet şerik kabul etmez. Halbuki Amerika'daki felsefe bütün toplum birimlerini, topyekün harekete geçiririz diyorlar. Ve mahallelerde eğitim var, insanlar afet durumunda, kriz durumunda işte kalp atışı durum birisi varsa nasıl yapılır? O tür şeylerin eğitimini alıyorlar gönüllü olarak. Şimdi bunlar Türkiye'de yok ama insanlar yardım etmek istiyor imkanları ölçüsünde. Buna da siz devlet şerik kabul etmez deyip sivil toplum kuruluşlarını bir kenara atmamak lazım. Tabii bunlar afetleri maalesef afetleri politik dememin sebebi de şu. Bunlar politik idaredeki problemleri de gün yüzüne çıkarıyor. Yani Covid'de dünyanın her bir tarafında idaredeki eksikleri gördük. Şimdi Türkiye'de bir deprem oldu. Aslında ne kadar sistemde yanlışlar olduğunu hem idare anlamında hem halkın bilinçlendirilmesi anlamında hem akademik kurumların yetersizliği anlamında, akademik çalışmaların yetersizliği anlamında bunları görmüş olduk. Yani afetler efendim krizler istenmez ama bunlar olduğunda da bunlardan acaba en iyi bir şekilde nasıl çıkılır? Hayat normal akışında neler yapılabilir? Bu noktalarda da maalesef Türkiye çok iyi bir sınav verdi diyemeyeceğiz. Aklıma direkt şöyle bir soru da geliyor. Yani bu afetler, felaketler, yetersizlik ve kötü yönetimle hukuk devlet arasında nasıl bir ilişki vardır? Çünkü toplumumuz genellikle sadece filmin son karesine ya da son fotoğrafa bakma eğiliminde. Belki bütün toplumlar öyle. Hani o çok kullanılan tabirle büyük resme baktığımızda aslında belki 17-25 Aralık'ta toplumun verdiği tepkiyle bugün arasında bir bağlantı var. Belki değil, kesinlikle var. Çünkü hesap vermenin olmadığı bir toplumda, bir yönetimde keyfilik de zirve yapıyor, yolsuzluk da zirve yapıyor ve çürüme devam ediyor ve bir kartopu etkisiyle çığ gibi üstümüze düşüyor. Bütün toplum belki canını acıtıyor. Ama sanki toplum bu ilişkiyi göremiyor. Yani bugün bir anket sonucu gördüm. Özellikle AKP'liler arasında bu felaketin sorumluluğunu müteahhitlere yıkıyorlar hemen. Evet, müteahhitler suçlu ama müteahhitler tek başına mı bu kararlar alıyor? Tek başına mı bu çarpık düzenin sorumlusu? Neden toplum bu büyük resmi görmekten ya da bu hukuk devletiyle kendi günlük hayatlarındaki bunun sonuçlarını görmekten uzak? Yani bu çok önemli. Biraz önce demeye çalıştığım husus şuydu. Yani toplumun işleyişindeki, hayatın işleyişindeki arızalar krizler ve afetlerle bir kesintiye uğruyor. Şimdi biz kriz yönetimi, afet yönetiminde belki ben yaklaşık 20 senedir çalıştığım konular bunlar. Yani üst düzey söyleyeceğim şeylerin belki %90'ı Türkiye'de yapılmadı zaten. Dolayısıyla bunlar lüks geliyor bana.
Şimdi siz bir idare olarak, devlet idaresi olarak çok temel prensipler var. Mesela 4-5 tanesini sayabileceğimiz hesap verebilirlik, hukukun üstünlüğü, sivil toplum, özgür irade. Mesela bunlar Dünya Bankası'nın, Birleşmiş Milletler'in, OECD'nin, farklı uluslararası kuruluşların, akademisyenlerin ortak olarak hakikaten kabullendikleri, belki işte Doran Acemoğlu'nun kitabı, Türkiye'de de bilinen bir kitap, Ülkeler, Uluslar Niye Yıkılır, Niye Kaybeder diye. Orada üzerinde durduğu 3 temel husus var, biliyorsunuz. Gelirin eşit dağıtılması, demokratik yönetim, demokratik yönetişim ve aynı zamanda hukukun üstünlüğü prensipleri. Ki bu prensipler sadece normal dönemlerde değil, kriz, afet dönemlerinde de çok önemli. Şimdi burada halk hakikaten dediğiniz gibi bilinçli olsa, yapılan yanlış burada devletin hatası var demesinin hiçbir mahsuru yok. Belediye başkanı hangi partiden olursa olsun yanlış yaptı, bunu tenkit edebilmeli. Niye bunu yaptınız? Niye zamanında gelmediniz? Askeri niye zamanında devreye sokmadınız? Çünkü askerlerinde imkanlar var, insan gücü var, efendim makine gücü var, helikopteri var vesaire. Bunlar bir kısmına göre 2 gün, bir kısmına göre 3 gün neredeyse geç kalmış ki bunlar ciddi hatalar. Şimdi bunları benim partim iktidarda diye, benim oy verdiğim parti iktidarda diye bir yurttaş olarak tenkit etmemenin hiçbir mantıklı izahı yoktur. Yani şimdi ben bir eyalet üniversitesinde hocayım. Öğrencilere ders anlatmaya girdiğimde şunu söylüyorum. Siz buraya ben hoca olduğum için geliyorsunuz, profesör olduğum için geliyorsunuz. Falanca partiden, falanca partiden olduğu için gelmiyorsunuz. Dolayısıyla bu rahatlıkla gelmeniz Yani lazım. Vali evet vali diyorsun. olduğu için tenkit ediyoruz. Başkan başkan olduğu için yanlış yapmışsa yanlış yaptığını söylüyoruz. İyi şeyler yapmışsa alkışlamamız gerekiyorsa hem yurttaş olarak hem akademisyen olarak alkışlıyoruz. Bu onun Demokrat Parti olması, Cumhuriyetçi Partisi olması bir şey değiştirmiyor. Şimdi Türkiye'de de öyle olması lazım. Yani bugün ülkeyi idare eden AKP bir idaresiyle seçilmiş insanlar, partili başka partilerde Cumhuriyetçi Halk Partisi'nden, HDP'den, geç HDP'liler çoğu yerde kayyum atandı ama farklı partilerden seçilmiş insanlar var. Bu önemli değil. Bunlar seçilmiş insanlar. Oradaki seçmen hangi partiye oy vermişse versin, bu kamu hizmetinin vazgeçilmez, idare hukukunun vazgeçilmez prensibi. Herkese eşit davranıp eşit hizmet sunmak zorundasınız. Dolayısıyla bir idarecilere bakan yönüyle bu ayrımcılığı yapmamaları lazım. Halka bakan yönüyle de idareci hangi partiden olursa olsun, seçilmiş olan hangi partiden olursa olsun hesap sormak durumundalar. Niye geç kaldınız? Yapılması gerekenleri niye yapmadınız diye hesap sormaları lazım. Hatta hesap sormaya devam etmek lazım. Yaklaşık depremden 60 gün sonra, belki 90 gün sonra hayatın normale dönmesi adına yapılması gereken şeyleri yaptınız mı? Önlem adına yapılması gereken şeyleri yaptınız mı? Yasal düzenlemeleri yaptınız mı? Önlemler aldınız mı? İdaredeki aksaklıkları giderme adına önlemler aldınız mı? Bunların sorulması lazım. Avustralya örneğinde gördüğüm hakikaten çok başarılı bir şey vardı. Bunu keşke Türkiye'de de yapabilsek. Mesela bir akreditasyon boyutu var. Akademik kurullar o ayrı bir konu belki. Yani akademik müfredatın gözden geçirilmesi, müfredat hakikaten yetiştirmesi gereken insanları yetiştiriyor mu? Onun dışında AFAD gibi kuruluşların, Kızılay gibi kuruluşların, uluslararası bağımsız denetim kuruluşlarının akreditasyona tabi tutulması lazım. Sayıştay maalesef işlerini yapmıyor yaklaşık 10 senedir herhalde Türkiye'de. Sayıştay gibi Amerika'da kurumlar var. Bunlar kongre adına yani meclis adına raporlar hazırlıyorlar. Arıza neredeydi? Ne tür hatalar yapıldı? Bunların yapılması lazım. Özellikle Avustralya'da Royal Komisyon diyorlar buna. Yani kendinden biraz monarşi ile İngiltere'de bağlantılarından kaynaklandığı için herhalde. Ve bu en üst düzeyde rapor. Mesela Türkiye örneğinde diyelim AFAD yanlış yaptı. AFAD diyor ki biz şuna hazırız. Devlet bir komisyon kursun. Hataların masrafını da biz karşılayacağız AFAD olarak. Masrafını karşılayacağız. Tavsiyelerini yerine getireceğiz. Şimdi böyle bağımsız kuruluşların denetleyip fikir vermesi lazım. Eksikler nelerdi, yapması gereken nelerdi ve bunlara ayrılması gereken belki bütçe kaynakları konusunda. Hocam öyle şeyler söylüyorsunuz ki elbette olması gereken normal ama hakikaten dediğiniz gibi Türkiye için bunların hepsi lüks. Yani bırakın vatandaşın bürokrata hesap sormasını. Öyle bir tablo oluştu ki Cumhurbaşkanı seçimden sonrası da soracağız, defter tutuyoruz, defterleri tutuyoruz, not alıyoruz diye insanları tehdit ediyor. Yani hala bir sindirme ve korkutma politikası var. Maalesef bu hesap verme, şeffaflık, liyakat Türkiye'nin çoktandır iyice unuttuğu, belki Türkiye'de hiçbir zaman yoktu ama Türkiye'nin çoktandır iyice unuttuğu kavramlar haline geldi. Empati yani burada hakikaten liderlik pozisyonunda olan insanların empati göstermesi lazım. İnsanlar hayatını kaybetmişler, çocuklarını kaybetmişler, dedelerini, akrabalarını kaybetmişler. Bu insanların politika ayıracak vakitleri yok. Bu insanlar merhamet istiyorlar, bu insanlar anlayış görmek istiyorlar. Maalesef o noktada
Çok eksik. Bir de keşmekeş görüyorsunuz. Yani en çok belki gördüğüm eksiklerden bir tanesi haberleri mümkün olduğunca çok takip etmiyorum açıkçası. Vaktim yok Türkiye'de. Ama deprem dolayısıyla hem çalışma konum hem de çok büyük bir felaket. İnsanların acısı uzaktan maalesef çaresiz bir şekilde seyretmek durumundayız. Orada basın briefingi olması lazım. Bütün televizyon kanallarının bu konuda destek olması lazım. O noktada da koordinasyon görmediğimiz gibi tam bir keşmekeş var. Şimdi Cumhurbaşkanı konuşuyor. Emekli milletvekilleri var orada, hiç alakası olmayan politikacılar var orada, Cumhurbaşkanı'nın eşi var orada. Bu nasıl bir şeydir yani? Halka şunun verilmesi lazım. Amerika'da bu olsa neler yapılıyor mesela? Başkan ortada durur. Güvenlikle ilgili ise güvenliğin başında kim varsa İç Güvenlik Bakanlığı'nın mesela bakan bir yanında durur. Öbür tarafta bir ya polis şefidir veya işte itfaiye şefidir. Arkada da ya bayrak vardır ve güzel bir ortam vardır. Yani sakin bir ortam. Niye? Mesaj veriyor. Biz yapmamız gerekeni yapıyoruz. İşler kontrol altında. Yurttaşlarımızın endişeye mahal yok. Halbuki tam bir kavga, kaos ortamı seyrediyorsunuz. Dolayısıyla bunu seyreden insanlar hani ümide kapılmak yerine devletimiz yapması gerekeni yapıyor. Yani tam bir keşmekeş seyrediyor. Bunlar da yanlış tabii maalesef. İletişim adına devletin halkı bilgilendirme, devlet kurumlarını bilgilendirme, hatta uluslararası topluluğu bilgilendirme adına çok daha sistematik, daha düzenli yapılması lazım bunlar. Yani sizin bu şimdiye kadar özeti olarak anlattıklarınızdan anlıyorum ki bir afet durumunda öncesinde, sırasında ve sonrasında yapılması gereken neredeyse hiçbir şey Türkiye'de yapılmıyor. Tam tersi bir tablo var. Ama bundan sonra yani o insanların acılarını elbette telafi edemeyiz. Ama eğer Türkiye'de şu an sizi ya da uzmanları dinleyen bir ekip olsaydı, bir yönetim olsaydı onlara ne tavsiye ederdiniz? Hemen, şu an. İşte bir ayda şunu yapın, bir yılda şunu yapın, 10 yıl için şunu yapın deseydiniz ne derdiniz? Evet. Yani buna kısmen değindiğim konular bunlar. Bir meselenin akreditasyona gidilmesi lazım. Yani hem yerel yönetimlerde, il düzeyinde, bizde tabii ikilem var. Belediye başkanı kaynakları var ama yetkisi yok. Valinin yetkileri var ama kaynakları yok. Öyle bir keşmekeş de var maalesef. Şimdi hem AFAD gibi kuruluşların, Kızılay gibi kuruluşların akreditasyona tabi tutulması lazım profesyonel. Çünkü uluslararası standartlar var. Hangisi nerede ne yapması gerekiyor? Dolayısıyla bu standartlara karşı eksikler nelerse onların telafi edilmesi lazım. Önce bir güven mi tesis edilmesi gerekiyor? Tabii yani bu zaten bu biraz önce dediğim temel şeyler olmayınca aslında söylediğim şeylerin çok lüks gibi kaçıyor. Güven biz Amerika çapında kriz yöneticileriyle bir mülakat şey yaptık, anket yaptık. %85 güveni en önemli unsur olarak zikrediyorlar. Yani afet yönetiminde, kriz yönetiminde başarılı olacaksanız kurumlar arasında güven, vatandaşların devlete güveni %85 en önemli unsur. Yani birinci sırada yaklaşık 10 tane madde içerisinde. Güvenin tesis etmek için yapılan yanlışların düzeltildiğine dair deliller sunmak lazım devlet idaresi tarafından. Dolayısıyla bu akreditasyon hakikaten çok önemli. Halkın bilinçlendirilmesi. Yani deprem kimse istemez, afeti kimse istemez. Kendi akrabalarının, eşinin, dostunun, çocuğunun ölmedi. Ama oldu bunlar. Dolayısıyla bunları insanlara söyleyip bak bunlar oldu. Bunların bir daha olmamasını istiyorsak şunları şunları yapmamız lazım. Devlet olarak biz bunları yapacağız. Halk olarak, yurttaş olarak sizin de bunları yapmanız lazım. Şu anda belki en mühim öncelik insanlara sosyal hizmetlerin sunulması. Yani psikolojik destek sunulması. Bu kolay bir travma değil yani yaşayan insanların. Psikolojik tedaviye ihtiyacı var. Desteğe ihtiyacı var. Tabii ki imkanların, barınma imkanlarının yapılması lazım. Kira desteği varsa onların yapılması lazım. Bu noktada ise şimdi en azından o ilk 3-5 günkü şaşkınlık hem halk açısından hem devlet idaresi açısından diyorum geçmiştir. Şu aşamadan sonra hasar tespiti zaten yapılmış olması lazım. Bundan sonra rehabilitasyon, insanların hayata dönmesi adına neler yapılacak? Sosyal hizmet adına neler sağlanacak? Bu da Türkiye'de maalesef çok üzerinde durulmayan son 10-15 senedir sosyal hizmetler bölümleri açıldı. İnsanlar yetişti. Hem hastanelerde hem farklı kuruluşlarda hizmet veriyorlar ama ne kadar yeterli onu bilemiyorum. Biraz önce dediğiniz insanlara bu kader oldu unutun gidin gibi şeylerle insanların hayata atılmaları mümkün değil. İnsanlar fert olarak bunu diyebilirler. Bu kaderdi, bir imtihandı, bir testten geçtik. Bunu daha dayanıklı, daha mukavemetli atlatalım diyebilirler. Ama devlet bunu mazeret olarak öne sürüp bu kader de oldu, bizi sorgulatamazsınız, yenmez dememesi lazım. İnsanı en çok acıtan, canını acıtan insanın bunların çoğunun engellenebilir olduğunu bilmek. Yani o enkaz altında insanların çığlıklarını Kesinlikle. görünce insan diyor ki yani
Bu insan yapımı bir felaket. Yani elbette deprem değil ama gerisinin insan yapımı olduğu o kadar bariz ki. İşte öyle zamanlarda gerçekten hani o Türkiye'nin makus talihi adına bir kez daha üzülüyoruz. Yani ben korkarım ki bu felaketten de bir ders alınmadan yine hani bakın bir ay geçti sanki unutuldu gibi. İnşallah bu sefer gerçekten ders alınır, gerçekten toplumsal bir değişim olur. Bütün ileri toplumların geçmişinde, tarihinde büyük felaketler, büyük kayıplar görüyoruz ama yıl 2023 olmuşken bu kayıpların verilmesi çok acı elbette. Burada aslında önemli bir şey söylediniz. Ben onu başta söylemeyi unuttuğum bir hususu hatırlatmış oldunuz. Normalde afetlere bir doğal olay diyoruz bilim insanları. Afet demiyorlar. Afet olması insanlar etkilenmişse afet oluyor. Yani orada deprem olsa, orada bir yerleşim yeri olmamışsa bu afet olmuyor. Sadece doğal olay. Fırtına geliyor. Okyanuslarda dünyalarca fırtına oluyor. Bu bir yerleşim yerine uğramamışsa, insanlara etkilememişse ona afet demiyoruz biz. Doğal olayı. Şimdi bu aslında doğal afet değil, bu hakikaten insan yapımı, insanın sebep olduğu afet. Bunlar niye? Kurallara uyulmamış. Orada deprem olacağı bilindiği halde binaların yapılmasına dikkat edilmemiş. Bu hakikaten insan yapımı bir afet, insanın sebep olduğu bir afet. Bir de özellikle tabii demokratik toplumlarda insanlar bir istifa müessesesi var. Başarılı olmamışsa insanları suçlamıyor veya kaderi mazeret olarak görüp kendilerine haklı çıkarma yolunu gitmiyorlar. Yapamadık gözüyle istifa ediyorlar. Ve Amerika'da bunun çok örneğini gördük. Hatta bir televizyon kanalında mülakatta çağırmışlardı ve bunu sordular. Yani valiler kriz yönetimi başarısızlarsa veya başarılılarsa bunların başkan seçilme ihtimali çok ciddi bir korelasyon var, ilişki var aslında. Daha çok valiler aday oluyorlar biliyorsunuz. Çok yaygın Amerika'da. Kriz yönetiminde başarılılarsa başkan seçilme şansları çok yüksek. Dolayısıyla afetler politik dedim konuşma arasında. Böyle etkileri de var ama Türkiye'de bu çok etkilemiyor maalesef seçilmiş insanları. İnsanlar çabuk unutuyorlar kimin nerede hata yaptığını. Evet, yani yine 3. dünya ülkeleri problemleri diyeceğiz. Değerli bilgiler ve yorumlar paylaştınız bizimle. Umarım dinlemesi gerekenler dinler ve herkesin kulağına küpe olur. Hani bu biraz hep ben Türkiye ile ilgili bu örneği veriyorum. Temele idama giderken sormuşlar. Son ne dersin? Bu bize ders olsun demiş Temel. Türkiye'deki pek çok mesele böyle oluyor maalesef ama inşallah herhalde eninde sonunda ölü öle, kayıp vere vere, acılar çeke çeke bir şekilde belki dersler alacağız. Benim anlayamadığım yaklaşık 28 senedir dedim Amerika'dayım. Bunca dünyayı görmüş insanlar niye Türkiye'de mesafe alınmaz? Açıkçası senelerdir anlayabilmiş değilim. Fırsat verdiğiniz için teşekkür ederim. Bence çok önemli bir uzmanından afetle mücadele konusunda görüşleri duymak. Çünkü Türkiye'de herkes uzman. Dolayısıyla gerçekten konuları bilenine sormak önemli. Çok teşekkür ediyorum. Yorumları paylaşırsanız sorularınızı ve yorumlarınızı memnun oluruz. Görüşmek üzere.